Özellikle sesini duymanızı istediğim için bu videonun girişinde hiçbir şekilde harici ses kaydı, montaj ses kaydı yapmadım. Bu yüzden şu anda nereden duyuyorsunuz? Şu anda GoPro Hero 5 bileğin kendi mikrofonundan sesimi duyuyorsunuz. GoPro Hero 5 Black şu anda çekmekte olduğum kamera, yani GoPro'nun çıkarmış olduğu şu ana dek en iyi kamera ve en son kamera. Şu an henüz Türkiye'de bulunmamasına rağmen ben bunu Shop GoPro üzerinden satın aldım. Hemen fiyat bilgisini vereyim. 1600 TL gibi bir fiyatı var. Üzerine de 264 TL gibi bir gümrük ücreti ödüyorsunuz. Eğer Türkiye'den önce almak istiyorsanız. GoPro Hero 5 Black'in kutu açılımına geldiğimizde çok fazla söze gerek yok. Çünkü içinden hiçbir şey çıkmıyor. 2 tane kask aparatı çıkıyor. Bunlar standart her yerde bulabiliyorsunuz. 1 adet normal klipsi ve üzerindeki çerçevesi çıkıyor. Bunun haricinde hiçbir şey koymamışlar. 2 adet de içinden, yanlış hatırlamıyorsam, 2 adet de GoPro sticker'ı. Aksesuarların eksikliğine rağmen GoPro Hero 5 Black'lerde inanılmaz gelişmeler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi, ben de bundan çok çekiyordum. Mesela deniz ortamında, su ortamlarında kap kullanıyordunuz ve bu kabı kullandığınızda ne oluyordu? Ses gelmiyordu. Çünkü mikrofon herhangi bir şekilde ses çekmiyordu. Çok boğuk ya da dipten geliyordu. Hiçbir anlamı kalmıyordu. İşte GoPro Hero 5 Black'te bu olayı kaldırmışlar. Artık GoPro Hero 5 Black'le kapsız şekilde 10 metreye kadar dalabiliyorsunuz. Ekstra kap almak isterseniz 60 metreye kadar dalabileceğiniz kapları da mevcut. GoPro firma olarak Hero 4'teki eksikliklerinden ciddi ders çıkarmış görünüyor. GoPro Hero 5'te yeni yeni ve inanılmaz kullanışlı özellikler var. Bunları sıralayacak olursak, bir kere 12 megapikselde 30 kare saniye fotoğraf çekebiliyor. Bunun haricinde FPS oranları yükseltilmiş. 4K'da 30 FPS'te çekerken örneğin 1080 pikselde 120 kare saniyeye kadar fotoğraf çekebiliyor ki bunlar gerçekten özellikle slow motion yapmak isteyen arkadaşlar için ciddi özellikler. Her zamanki gibi Wi-Fi ve Bluetooth birlikte kullanılmış. Bunun haricinde Advanced Wind Noise Reduction denilen, yani rüzgarlı havada sesin parazitlenmesini azaltıcı bir özellik eklenmiş. En önemli özelliklerden biri, en büyük yeniliklerden biri ses komutları. GoPro'nuzun üzerinde ses komutları var. Şimdi birazdan bunları göstereceğim. Özelliklerini saymaya devam ediyorum. Video stabilizasyonu yapılmış. Biliyorsunuz GoPro Hero 4'lerde böyle bir şey yoktu. Yolda yürürken çekim yaptığınızda titriyordu. Burada biraz daha iyileştirmiş. Bunların testlerine birazdan hep birlikte geçeceğiz. Stereo audio, yani stereo ses kalitesinde çekim yapabilen bir mikrofon eklenmiş üstüne. Her zamanki olduğu gibi, özür dilerim, Hero 4 Silver'da olduğu gibi arkasında da ne var? Dokunmatik bir ekranı var. Son olarak GoPro Hero 5 ile çekim yaptığınız fotoğraf veya videolarda GPS özelliği var. Konumunuzu işaretleyebiliyorsunuz arkadaşlar. GoPro Hero 5 bileği fiziksel olarak incelediğimizde arkadaşlar biraz değişiklikler göze çarpıyor. Öncelikle kameranın rengi değişmiş, mercek küçülmüş ve kenarlar yuvarlatılarak biraz daha dayanım arttırılmış. Üste yine bir hızlı çekim tuşu ve yanda bir mod tuşu bulunuyor. Burada en önemli özellik değiştirilen ekran arayüzü. İnanılmaz şekilde kolaylaştırılmış bir arayüze sahip GoPro Hero 5. GoPro Hero 5 Black'te yeni eklenen en büyük özelliklerden biri de uzaktan kumanda edilen sesli kontrol. Buradaki tek bir handikap var. Türkçe olarak komut almaması, İngilizce komutları sadece kabul ediyor. Örneğin GoPro Start Recording, GoPro Stop Recording. Gece çekimlerinde özellikle alçak ışıkta GoPro Hero 5 Black nasıl görmek için bu çekimi yapıyorum arkadaşlar. 2.7K 60 FPS'te düşük ışık özelliği, Auto Low Light özelliği açık. Şu an neredeyim? 3 kuyulardan Bostanlı'ya geçiyorum. Özellikle kendi mikrofonunu kullanıyorum ki aradaki farkları siz de rahat rahat görüp ayırt edebilirsiniz diye. Biliyorsunuz daha önce GoPro Hero 4 serisinde stabilizasyon yoktu. Özellikle titreme çok yapıyordu. Ben şimdi kamerayı şu an bildiğiniz elime aldım. Bakalım şu stabilizasyon özelliğini açtım ve buradan inerken sallanacağını düşünüyorum. O yüzden hep birlikte GoPro Hero 5'in stabilizasyonunu hep birlikte görebileceğiz. Şunu hemen belirtmekte fayda var. Ben dün akşam stabilizasyonunu denedim.
Yanlış hatırlamıyorsam kitapçığında %10 yazıyordu. Ama bu konuda yani çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Stabilizasyonu iyi fakat hala yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sony bu konuda GoPro'dan bence çok çok daha başarılı. Çok çok daha ileride stabilizasyon konusunda. Yani her halükarda Sony GoPro'yu yiyor diye düşünüyorum. Şimdi Bostanlı iskelesinden çıktım. Mavişehir'e doğru gidiyorum. Şimdi stabilizasyonu kapattım. Yine kamera şu anda Hero 5 Black. Elimde titreşimler herhalde yansıyordur diye düşünüyorum. Bu arada niye gece çekim yapıyorum? Özellikle gece çekim kalitesini görmeniz açısından yapıyorum. Dediğim gibi 2.7K 60 frame'de çekiyor. Bunda bir özellik daha var arkadaşlar. Özellikle biz YouTuber'ların çok işine yarayacağını düşündüğüm bir özellik eklemişler. GoPro bu konuda hakikaten işine, dersine iyi çalışmış. Şimdi normalde çekim açılarında... Arkadaş yürüsene ya, minibüsü gibi yaptın bizi. Neyse, normalde çekim açılarında GoPro wide, narrow gibi, medium gibi seçenekler, yani geniş, dar, orta açıda seçenekler sunuyordu. Bu da şuna sebep oluyordu. Kenarlarda mutlaka bir balık gözü efekti kalıyordu. Özellikle benim gibi böyle YouTube'da video çekenler için çok tercih edilen bir şey değildi. Hatta ben bu yüzden başka kamera almayı düşünüyordum. GoPro Hero 5 Black'te buna linear diye bir özellik eklenmiş. Yani bu balık gözünü dijital olarak değil, tamamen kendisi çekim anında kaldırabiliyor. Ki bu benim için önemli bir özellikti. Bunun da farklarını bir sonraki sahnede, yani birazdan hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi ekrana baktığınızda şu tarafta ve şu tarafta aksiyon kameralarının balık gözünden dolayı hafif eğim görürsünüz. Eğer ben ekranın bu tarafına doğru kayarsam suratım muhtemelen yamulacaktır. İşte GoPro bunun için dersine çok iyi çalışmış. Daha önce şu modlar vardı. Wide, narrow gibi modları GoPro burada lineer ekleyerek değiştirmiş. Düzlemsel çekim, yani lineer çekime geçtiğinizde gördüğünüz gibi sağdaki ve soldaki o yuvarlacık halkalar kalkmış oldu. O yuvarlaklık kalkmış oldu. Bu benim en sevdiğim özellik oldu. Bu ve sesli komut. Evet, geldik bir videonun daha sonuna arkadaşlar. Bu arada size ufak bir hediyem olacak. Şimdi GoPro bana böyle stickerlar göndermiş. Bunu Avrupa'dan aldığım için göndermişler. Aranızdan bir kişiye bunu hediye edeceğim. Bunu hediye almak isteyen arkadaşın yapacağı şey çok basit. Bu videonun altına Facebook'ta bu videoyu herkese açık olarak paylaşacak. Ve o paylaştığı linki de bu videonun altına ekleyecek. Videonun linkini değil, Facebook'ta paylaştığı linki ekleyecek. Önümüzdeki hafta çarşambada kazananı ufak bir şekilde işte kazananı belirleyeceğim. Ondan sonra da bunları, bu GoPro'nun stickerlarını kendisine adresine göndererek hediye edeceğim. Önümüzdeki haftaya kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. İzleyin, izlettirin. Çünkü çok değerli bilgiler bulabilirsiniz. Özellikle bisikletle ilgili. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.